Rüya standardını bozduğu için televizyonlarda başkaları özelini anlattığı için seni ilgini çeker. Kimse rüya ilminde ilerlemek için televizyonda rüya programı seyretmez. Aslında onu besleyen şey şehvettir. Merakıdır. Merak. Birisinin dekoltesindeki duyduğu merakla bunun duyduğu merak arasında yine bir tatmin vardır ama mesele şudur. Allah Teala, ben her zaman bindiğim otobüsü rüyamda ölünce merak ediyorum da her zaman bindiğim otobüsü, toplu taşıma aracı niye benim babaannemin yoluna çıkmış acaba? Kafasının böyle eğsin, hindi gibi bütün gün işini yapmasın, bunu düşünsün demiyorum. Ama sana bir şey söylüyor. Basit, çok basit bir şey söylüyorum. Ya her gün gidip geldiğin kadar babaanneni de arıyor musun acaba hiç? Yani altında başka bu ne demek, şu ne demek de aramaktansa yani, babaannemi gördüm. Yani bu buradan sen yaşadığım mesela hayatta alacaksın. Sınırlı değil desene. Bu niye din sahasına girmiyor? Bu niye seni tabir sahana girmiyor? Niye kendini bulmak için bir süreç olarak görmüyorsun bunu? İlla ölmen, kafanın kurşun sıkılması, bacaklarının kopuyor olarak görmen mi lazım kendini? Mesela benim hocam derdi ki, rüyada birisi bir şey gördü. Bendeniz 4,5 sene kadar 5-6 saat yanında duracak şekilde rüya tabir eden bir zata şahitlik ettim. Haftanın en az bir günü. 4,5 saatten fazla. Hocam bunu kitaplarınızda yazmamışsınız. Bunu okumadım çünkü. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ben sizin bütün kitaplarınızı okuyan biri olarak söylüyorum. Estağfurullah. Ya abi benim derdim minnet benim kitabımı okusun falan meselesi. Merak uyansın. Evet. Bir şey olsun diye. Yani ve adam rüyasını anlatmadan evvel rüya tabir ettiğini de gördü. Bu gördüğün anlatmadım ki dedi ya. Ya tamam işte dedi, o gördüğün işte dedi. Rüyada gördüğün Türker Bey'le program yapıyor olman bu dedi mesela. Adam böyle ağzı açık. Bunları gördüm ha. Şimdi millete hikaye. E zaten bak şimdi ben kimseye... Hayır, kimseye bir şey de nakletmiyorum. Kimseye bir şey bağlamıyorum ki. Kendime de bağlayacak halim yok. Ama böyle bir dünya var. Ve neler? Adam mesela öldüğünü görüyor. Aa, çok iyi para kazanacaksın. Öldüğünü görüyor. Sen geçen kurban bayramında kurban kestin mi diye soruyor. Öldüğünü görüyor. Filanca yerde dua yapmışsın, kabul olmuş diyor. Hepsi aynısını görüyor. Rüya tabiri değişiyor. Evet. Aynı ortamdayız. Onun bakış açısı ayrı. Şu ortamı paylaşıyoruz. 5 metrekare bir yerde. Ben stüdyoyu görüyorum diyor. Siz, ben ve kameraman arkadaşımız. Aynı mıyız? Aynı yeri mi görüyoruz? Rüyada da aynıdır. Ben rüyamda stüdyo gördüm. Adamına göre değişir. Sunucuysa ayrı tabir edilir, kameramansa ayrı tabir edilir. Eyvallah. Peki hocam, buradan rüyadan yola çıktık. Ölüme doğru ilerledik. Ölüm anı nasıl bir andır? Ben bunu da çok bu, merak ediyorum. Ben mesela her şeyi bu baş gözümle görüyorum. Öldükten sonra bana ne olacak ki? Ben giriyorum toprağa, bir şey hissedemem. Öyle ama bak, yatağa giriyorsun. Gözün de kapalı, kulağın da kapalı. Ama neler seyrediyorsun, neler seyrediyorsun. Demek ki bir kabir alemi var diyorlar sana. Doğru. Ruhun hala dolaşıyor. Ben öldükten sonra ne olacaksa olsun. Bu yine problem değil. Daha komplike şeyler de oluyor. Astral bedenle seyahat diyor da hastasıyım. Ne oldu? Değişik tipler vardı. Miraç aslında astral bedenle. Yani ya. Tabii din aslında çok akılcıdır. Yani biz hep mucize arıyoruz falan diyen tipler var ya, gevrek gevrek. Ya, hakikaten beyinsizler ya. Adı üstüne mucize yani. Aciz bırakan demek. Sen kafanla bunu izah ettikten sonra, senin burada alıp köpürttüğün şey olduktan sonra buna mucize denmez ki zaten ya. Mucizen olmasa sen sonra niye gıcık kapıyorsun ki? İlla yani ona başka bir açıklama getir. Yani ne astral bedenle miraç olduysa Ebu Cehil niye o zaman? Olabilir canım, astral rüyada gittim. Tamam. Ben de rüyada başka bir yere gittim dersin. Kapatırsın konuyu. Niye itiraz ettiler? Nasıl gidiyorsun ya diye. Niye? Yani sahabenin tasdik etmesinden imana gelmeyenler. Mesela rüya değildir miraç. Efendimiz Türker abi, ileride birisiyle bir program yaparsınız ben öldükten sonra veya ben hayattayken de olabilir canım. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüya aleminde de uruç etmiş, miraç etmiştir. Bunu kitaplar yazar.
Hatta adetli yazarlar. 28 miracı vardır. Rüyada gitmiştir, sabahleyin anlatmıştır. Hatta Hazreti Ayşe validemizin nakli olan şey oradandır. Baş gözüyle gördü diyen yalan söyler. Resulullah dediği o rüyayla alakalı kısmıyla ilgilidir. Ama? Cenab-ı Hatice validemizden hemen sonra Miraç hadisesi oldu. Ayşe validemizle evi değillerdi. Miraç hadisesiyle alakalı sorulanla rüyada Miraç'ı sorulanı birbirine karıştırıyorlar. Miraç ruh ve ceset beraber olmuştur. O yüzden de müşrikler inkar etmiştir. Sahabenin tasdiğinden anlamıyorsan bari müşriklerin itiraz etmesinden anla. Ben rüyada bir yere gittim dedikten sonra senin niye itirazın olsun ki? Rüyada gittim anne, hani ben de rüyada Amerika'ya gittim geldim. Ya yatağım bile soğumamıştı, doğru. Rüyada. Miraç öyle değil. Miraç öyle olmadığı için müşrikler itiraz etti. Delisin dedi. Nasıl oluyor dedi. Hazreti Ebubekir Sıddıkiyet şeyini aldı. Konuyu dağıtmıyorum, merak etmeyin. Yo, şeyle çok, alakalı. Çok lezzetli. Çok, tabii ki lezzetli. Çok. Şunu anlatmak istiyorum. İnsan bulunduğu alem, bu aleme görebildiği beş duyu organıyla, hisleriyle keşfettiği bu aleme indirilmiştir ama beş duyu organının hitap ettiği alandan ibaret değildir. Kur'an'ın başında Rabbül Alemin demiştir. Alemlerin Rabbi demiştir. Bu alemlerle irtibat ve bu alemlerde ben hangi noktadayımı anlatan şeylerden biri de rüyadır. Biri de rüyadır. Hangi biri o bire hizmet ederse, tevhide hizmet ederse. Alemlerin Rabbi ne güzel kelimeler. Yani biz o kadar çok böyle kendimizden sınırlı zannediyoruz ki dünya, alem işte tek bir tane. Alemlerin Rabbi. Kaç tane alem? Aslında çok acayip bir gol atarım burada sana değil. Sen zaten bizim takımın kendi kalemi niye gol atıyorsun? Eyvallah. Ama yani çok etkileyici iki kelime. Resulullah Efendimiz'e rahmet ellil alemin. Alemlere rahmet alemlere olarak gönül. İnsanlığa değil. Bu da çok ilginç. Ya. Yani hani biraz karikatürler var ya, uzaydan adam geliyor, kıbleyi soruyor, ötekisi tane ona hareket çekiyor falan gibi şeyler var biliyorsun. Mars'a da gitsen Hazreti Muhammed'in şeriatı, kara delikten geçip Akdeli'ye de çıksa Hazreti Muhammed'in şeriatı ve sözleri seni bağlayacak. Zaten giden mal sensin. Mal kabul var biliyor musun AVM'nin? AVM'de yazar illa ki mal kabul diye. Ben hep kestirme diye oraya girerim. Hayır. Baba yine mal kabul ediyor. Ne yapayım oğlum kızım dedim yani. Şey, ama onlar da hep çekiyor. Böyle otopark girişinden hemen önce yapıyorlar. Genetik çekiyor. Hakikaten de. Tabii canım kolay olsun İnsan diye. İnsan oraya böyle mail ediyor. Hayır kolay olsun diye mal kabulü koyuyorlar. Yani bunlar da mal kabul. Yani bu dünya malı mülkü adamı aslında kabul ediyor. Mal kabul. Ya bin tane uydu bile alsa biz demiyoruz ki çalışmayalım oturalım bize Allah kafi demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Alemlerin Rabbi olduğunu, Allah olduğunu bilen, rahmetellil alemin Hazreti Muhammed olduğunu bilen bir adam zaten yatmaz. Yatmamalı. Alemlerin Rabbi kelimelerine yani ben kadar çok dikkat etmemişim. Amerikan rüyası veya rüya, dream bilmem ne falan filan gibi sloganları bugün en son kullanacak olan adamlar, yaşadıkları hayatı bu alemden ibaret olan gören adamlardır. Bunu ilk kullanacak adam senle beniz. Çünkü bizim Kur'an'ımız Rabbül Alemin diye başlıyor. Ve rahmetellil alemin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyoruz. Rüyalar, ölüm, ölüm sonrasıyla alakalı mevzular. Ölüm bir nirengi nokta. Ölmeden önce ne yapabilirim noktasında öyle bir hazırlık ki. İmtihan gibi düşün. Veya program öncesi gibi düşün. Tüm birikimini gel şimdi konuş bakalım. Denilen safha aslında ölümdür. Ölümün şöyle bir tarifini yapmıştım sizle konuşurken. Ben onu da oradan yürüyeyim. Rüyadan ölüme geçişle de beraber aslında bir sorunun cevabını vermiş olduk. Hangi sorunun cevabı diye programın sonunda bana sor. Ölümü bana hocam şöyle anlatırdı. Bir adam tahsil yapar. İşte ilkokula gider, ortaokula gider, çıraklık, mesleki okul, bunu yapar, şunu yapar, mezun oldu falan. En son derler ki doktoramı da yaptım, tamam. Oğlum, kızım hadi artık hayata atıl. Artık bakalım bir yerden başlıyoruz değil mi? Ölüm derdi benim hocam, hayata atılmaktır derdi. Lafınızı böleceğim. Bizim kayınçom yani eşimin erkek kardeşi mimarlık okudu. İki gündür hayatında ilk kez
bir inşaat şantiyesinde çalışıyor. Bugün Instagram'ında hikaye atmış. İbrahim Tatlıses müziğiyle inşaatta mimar çocuk. Dedim ki işte hayat başlamış senin için dedim. Tam onu söyledim. Bak şimdi hayata atılmaktır. Nasıl hayata? Şimdi bak bu arkadaşlar bu demagoji değil. Lütfen bir dakika iki dakika cihazlarınızla oynamayın. Şu an bir dinleyin. Haklı olup olmadığımı zaten göreceksiniz. Benim haklı olmam yani çok affedersin umurumda bile değil. Hak konuşuyor muyuz? Onu siz kendiniz karar vereceksiniz. Fıtratınızı bozmadıysanız. Dünya hayatı. Doğdu. Bu yakıyor dedin, bu tatlı dedin, bu acı dedin. Yani oyuncak için ağladın, hevesin geçti. Başka şeyler için kariyer dedin, yemedi. Ya şey affedersin yani olmadı. Yani oldu bilmem ne. Sonunda ne oldu demiş yani Karadeniz'e. Hastayım tatım inanmadınız. Hastayım tatım inanmadınız. Sonunda ne oldu demiş. Kabir taşında yazmış bunu. Ha, kötü sen... bir espri ama ben bunu yapıyorum. Yok bilmiyordum güzel bir şey. Güzel. Sonunda ne oldu? Sonunda ne oldu? Emekliye de ayrıldın. Hadi be sendikalarla asgari ücret gibi maaş da aldın. Ne oldu? Sonra diyorlar ki evet dünya tahsilin tamamlandı. Hayata atılma vakti. Çıkar bakalım hünerini diyorlar. Ölüm bu. Mezuniyet. Son değil. Yeni başlıyor. Gerçek hayat. Yine sizin programınızda müthiş şeylerden biri. Bak çok güzel bir şey. Hep böyle hatta bunu kitap olarak Allah'a selamet versin yaşıyor mu şu an üstadım. Kendi gafletim hafızam beni şey yapabilir. İsmini vermeyeyim bari de bari gafletmeyeyim. Ünlülerin son sözleri falan diye kitaplar çıktı. Bu kısmen de var bu artık şimdi arama motorlarında falan olduğu için eskiden kitapları şey... Bu kadar böyle bir kitaptı. Son nefeslerinde ne demişler? Hmm. Ölürken ne yapmışlar falan. O kitapta beni en çok celbeden, dikkatimi celbeden şeylerden birkaçından birisi... Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin haliydi. Halet-i Nezi'de. Hani ne diyecek? Eşhedü en la ilahe illallah. Değil mi? Böyle bir şey bekliyoruz. Allahu falan. Tebessüm etti diyor. Gözlerinin içi gülüyordu diyor. Tebessüm ede ede... Bismillahirrahmanirrahim demiş. Hayata başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur bakalım. Hocam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel yani. Derdi ki benim hocam, ölüm derdi, doğum. Ya nasıl ya? Oğlum ebesi bile var derdi. Azrail dediğin zat, ölüm dediğin hadisede, İnsanın öteki aleme doğuşunu, doğuşu için Allah'ın görevlendirdiği dünyada göremeyeceğin kadar güzel bir sima. Bak dünyada gördüğünde Allah dersin derdi benim hocam. Yani öyle birisini gör, yok. Yani melek diyorsun ya, melek yüz ya. Ah! Bu nasıl bir şey? Çünkü gördüğünde şöyle düşün Türker abi. Şimdi bak insanlar bunu dar... Ne oldu hayal dünyası, hayal dünyası falan diyorlardı. Bu kadar hayal dünyasına hizmet eden şeyler yaptılar. Hayalleri kirlettiler. Hayal dünyasını kısırlaştırdılar. Şimdi bunu bile hayal edemiyorlar. Nasıl bu kadar güzel? Bak sana anlatayım. Öyle bir şey görüyorsun ki o gördüğün şey sadece gözüne, dimağına hitap etmiyor. Zerrelerine kadar hissettiğini bir anda tüm impasların, binlenmelerin, o nöronların, sinir şeylerinin, milyarlar, milyarlar, milyarlar olanların hepsinin şöyle eline vurduğun gibi kabalıkta en ücra, zerre, parçacık noktasındaki şeylere kadar hissettiğini düşün. Ve onun tüm hücrelerinde büyük bir zevk haline dönüştüğünü düşün. İnfilak gibi bir şey bu. Hacmini aşıyor. Şu an tahayyül edemeyeceğim. Tahayyül edemeyeceğim bir şey. Halbuki mümkün. Azrail bu kadar güzel derdi. Ondan zaten dünyanı değiştiriyorsun. İman etmiş olan adam bunun dibini buluyor zevkte. İman etmemiş olan kara delik, ak delik. Dibini buluyor bunun yoklukta. Bir düşmek ki sonu yok. Sonsuza kadar boşluğa düştüğünü hisset. Felaket. Böyle bir film vardı. Bir uyuşturucu var. O uyuşturucuyu, maddeyi veriyorlar. O anı uzun yaşıyor. Mesela kurşunu sıktığında bunu zerk ettiyse... Ölse bile vücut binle acı, onun yaşadığı ben şey... Ben Karadeli'ye gittim, Interstellar filmi aklıma geldi. Çok acayiptir o. Gidişi öyle bir gidiş ki, o parçalanma anını, o düşüş anını...
yüzyıllarca yaşadığını düşün. Bu korkunç bir şey. Ne olduğunu bilmiyor. Daha dibi bulmadı. Ya dibini bulsam diyor. Bitmiyor o his. Bu korkunç bir şey. Ölmek ne ki? Minnet tak buradan gitti, öteki tarafta film çekildi, bitti zannediyor. Oğlum derdi, ölünce kurtulmazsın. Ölünce yakalanırsın derdi benim hocam. Ölmeden önce hala bir imkanım var. Hala bir insana hizmet edebilirsin. Yapmıyorum diyebilirsin. Bir durayım düşüneyim, bir çay içiyorum diyebilirsin. Öldün mü? Lay lay diyemezsin. İyisin diyemezsin. Seviyorum diyemezsin. Nefret ediyorum diyemezsin. Çıkayım, bitti derdi, paydos. Bir adam ölünce kurtulmaz derdi. Ölünce yakalanır derdi. Çok güzel. Müthiş bir söz bu. Ölüm, benim bu dünya hayatındaki biriktirdiğimi görmek için hayata atılmak. Oranı da şu. İster inansın insanlar, ister inanmasın. Ki Efendimiz bunu böyle anlatıyor. İnanır, inanmaz. Yani bugün herkes mümin olacak diye bir kaide yok. Allah Teala bile öyle buyuruyor. Ama bu kadar imkan vermişken başka yolu seçtiysen elbette hesabı sorulacak diyor yani. Bu kadar kamera çekimde, sen çekim için gelmişsin, gidiyorsun lavaboda vakit geçiriyorsun. Bütün yani bilgiler bu kadar ortadayken çok çabuk ulaşabiliyorken. Anne rahmindeki çocuk o kadar o bükülmüş haliyle, iki büktüm haliyle o mekanda o kadar rahattır ki dışarı çıktığında, gerçi ciğerleri yandığı için yaygarayı basar ama neticede rahatı bozulduğu için oradan titrer, buradan bilmem ne. Vay yaygara, vay yaygara yani. Gırla gider. Heh. O an bir empati kursa ve dense ki, ey çocuk, bak yeni teknolojiyle sana şu anda ulaşıyoruz. Biliyor musun? Buradan çıktığın vakit ne bu anne karnında durduğun yer? Öyle bir alem var ki, oho, bırak annenin rahmini. Annen bile orada zerre değil. Annenin yaşadığı dünya bile iğne ucu kadar yer tutmuyor. Senin şu parmağındaki çukur kadar yeri yok desen, onu anlatamazsın bunu sen. Dışarı çıkar, hayata bakar. El aleme bakar, kara delik, ak delik, galaksiler, bilmem ne, teleskoplar, Hubble, Hubble, bilmem hepsine bakar. Der ki yani anne rahminde şu kadar yerden çıktım, nasıl bir alemdeyim. Efendimiz buyuruyor ki, insanın yaşadığı bu alem, ahiret alemine nispet edilirse anne rahminden daha dardır diyor. Bak şimdi Türker abi, çok acayip bir şey söyleyeceğim sana. Hiç benim gibi hocadan beklenmeyecek bir şey. Ya biz bunu böyle söylüyoruz ama Matrix filmini başkası yapıyor. Matrix'te Neo, Neo kötü bir espriydi. Ne yapıyor? Adam işte hap hikayesi. Ki ben bunu böyle kırmızı zamanda Hulki Cevizoğlu programına katıldığımda, o zamanlar tabii çok böyle duayen gibi olduğu için çok üstten bakıyordu herkes. Yok canım öyle değil ha falan filan diyordu. Neyse biraz şey olduktan sonra da normal ayarlara gelmeye başladı. O da biraz. Artık tabii biraz. Yok yine en azından 4-5 kişiyle program yapar hale geldi. O zamanlar böyle ilah gibi oturuyordu. Ya bırakın bunları ya falan filan diyordu. Bak mavi kelime-i tevhid rengidir. Kırmızı ismi celal rengidir. İsmi celalle buluştuktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bizim medeniyetimizden konuşuyorum. Adam bunun filmini yapıyor. Ne güzel yorumladınız yalnız şimdi. Yorumlamadım, bu böyle zaten. Gittin Mevlevi ayinine bir bakarsın kırmızı post. Niye mavi post değil? Kırmızı post celal postudur çünkü. Maviyi alırsan eskisi gibi devam edersin diye. Tevhid beraber. Celal aldığında ismi celal. Canım o onu yapıyor. Ya bırak hocam ya, kabalist düşünceler. Abi kabalist dediğin şeyler de aslında Adem'e, Hazreti Adem Aleyhisselam'a, peygamberlere dayanıyor. Onlar bozulmuş şekli. Anlatabiliyor muyum? Budizm'den binlenmesine şusuna busuna kadar bunların hepsi peygamber kokusu taşıyor. Ben sana benim örnekten anlatıyorum. Hadi bunu geçtik, tamam. Peki bu hadisi şerife göre bir hayal aleminde yaşadığını öğrendikten sonra kendini nerede buluyor o ilk şeyi? Matrix'in ilk bölümünü yaptıktan sonra ikincisini çekemezler. Çekerlerse ben eşek gibi anıracağım demiştim arkadaşlara ve çekemediler, saçmaladılar. Çünkü fena fillah mertebesine kadar anlatabilirler. Ya son Matrix'e diyorsunuz. İkincisi de öyle. Ha. Saçmaladılar. Reloaded. Tabii canım. Saçmaladılar. Yani yönetmenleri belki cinsiyetlerini bile değiştirmiş olabilirler. O kadar saçmalamış olabilirler. Nasıl? İyi laf koydun değil mi? İnce. Evet.
ne yapıyor? Bir görüyor ki ufacık bir yerde yaşıyormuş. O şirketler, o bilinmeler, kariyerler, gökdelenler şu kadar bir fanusun içerisinde hepsi dayatılmış. Bunu sen filmde görüyorsun, bu sanal dünyayı da. Yapay zeka da bunu bana yapaylar diyorsun da. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki neler yaparsan ortadan çatla, istersen bilinmeye kadar git. Anne rahminin içinde dolaşıyorsun. Denildiğinde senin bulun, dikkat, dikkat. Senin bulunduğun alemi küçümsemiyor. Sen bu alemi fazla gözünde büyütme. Tam tersine, esas büyük olan alemi görmezden gelirsen küçüksün diyor. Bir daha söylüyorum. Senin yaptığın işleri küçümsemiyor. Bunu çok büyüterek esas büyük alemi görmezsen küçük bir adamsın diyor. Ölümden sonrası için yapabileceğin bir öngörün varsa sen büyük adamsın. Ölümü göremediysen, bu dünyanın en büyüğü de olsan Firavun gibi sen rezil bir adamsın diyor. Kur'an'da, Hazreti Muhammed'de. Bulunduğun yerde debelenip duruyorsun. Aslında bulunduğun yerde fıtratını besleyen şeyi tekmeleyip duruyorsun. Çevreyi kirletmen de bu. İnsanlara zulmetmen de bu. Seni içinde barındıran aleme ihanet etmen evvelden beri var. Seni doğuracak anayı tekmeleyen insansın sen diyor. Direndiğin şey, tekmeleye tekmeleye gidiyorsun ama bir aleme çıkacaksın. Bu alem çok geniş gibi görüyorsun ama evet, yeryüzü geniştir. Fakat yürüyecek insan lazımdır diyor. Bu alem geniştir ama yürürken adımını kibirle atma diye ayette söylüyor. Bir yandan diyor ki ardullahi vasiatun. Yeryüzü geniştir. Bir yandan da diyor ki ve la temşi fil ardı meraha. Yeri deler gibi yürüme ama. Geniş ama delme diyor. Kur'an'ın şifrelerini çözmeye kalkarken senin dünyana bu kadar dokunan şeyi sadece rüyada ölümü gördüğün zaman merak ediyorsan bu bir ahmaklık meselesi. Ama gene de hiç merak etmeyene göre biraz önde misin? Öndesin. Fakat kafi görmek ayrı bir şey. Bunu başlangıç olarak görmek çok farklı bir şey olsa gerek.